Evet arkadaşlar, 3 gündür yağmur yağıyor. Hala 3-4 gün daha devam edecek. Zayfer'in yanına geldim. Bakıyorum uçuş var mı? Tek tük var. Şurada içeride ne kalmış? Giriş deliğini tıkayan. Evet. Giriş deliğini tıkayan bir çubuk var. Onun haricinde biraz da mum kırıntısı dökmüşler. Kovan dip tablasına bakayım. Evet, içeriye bayağı bir akma olmuş. Var mı var mı ona bakıyorum. Var o dökümü yok. Bu yaklaşık yarım çerçevelik bir akma. Bunu petek gözlerinden kendileri de atmış olabilir. Bakacağım şimdi. Çünkü şurup vermedim ben bunlara. En son şurup vermemiştim. Sadece kek vardı ve gözlerde bol bol şurupla bloke olmuştu. Bakayım. Evet, sırrını açtığım mallar da akma olmuş. İlk önce kovan giriş deliği sol tarafta olduğu için. Şimdi hatırlayalım. Bu arı iki çerçeveydi. Yani iki çerçeve toplam bir çerçeve, yarım çerçevelik bir arısı vardı. İki çerçeve üstünde. Ve ikinci çerçeveye yavru atmıştı. Önlü arkalı bir de arasına yavru atmıştı. Daha sonra ben buna yani 2 numaraya 3 ikinci çerçeveyi sağ çekerek 3 yaparak 2 numaraya bir tane kabarmış petek girmiştim. Daha sonra arı 2 ve 3 numaraya yumurta atıp kapalı yavru çıkartmıştı. Ve 3 numaranın sağında yarım şurupluk vardı. Yarım şurupluğun olduğu taraftaki kısma da arkayı komple yumurta atıp yavru çıkartmıştı. Yani yarım çerçevelik bölümüne. Arka tarafı yine boştu. Daha sonra yavrulama alanını açmak için, anaya yeri açmak için, yumurtlama alanı yeri açmak için 2 numaraya bir tane kabarmış petek girmiştim ve arı 4 çerçeve olmuştu. Bu esnada bu soğuk iklim arısı bu esnada kovan giriş deliği sol tarafta arı havaların az ısınmasıyla birlikte kovan giriş deliğinden içeriye koyduğu poleni komple birinci çerçeveye yığmıştı ve diğer çerçevelerden çektiği şurupları da birinci çerçeveye yığmıştı ve ikinci çerçeveyi boş geçmişti. Yani normalde bu depolamayı ikinci çerçeveye yapmasını beklerken birinci çerçeveye yapmıştı ve yavrulama alanı üçüncü, dördüncü çerçevedeydi. Bu durumda tahmin ettim. Dedim ki herhalde bu soğuk iklim arısı ama herhalde sıcak iklim arısı özelliği taşıyor. Yani arı sol tarafa doğru kendine yastık edecek, koltuk altı edecek. Herhalde buraya polen, bal polen blokesi yaptığına göre, bal polen koyduğuna göre herhalde yumurtlama alanını sola doğru çekecek. Ve dolayısıyla şu bölgeden yavrulama alanını bu bölgeye alacak. Arka tarafı depolamaya alacak diye tahmin ettik ama havaların soğuk gitmesiyle beraber arı bu sefer sol tarafa doğru, duvar kısmına doğru değil de boş olan, kovanın boş olan diğer kısmına doğru arı yavrulama alanını çekmeye başladı. Bu durumda ikinci çerçeve boşta kaldı. Arı yavrulama alanını sağa doğru çekince bu sefer dedik ki arıyı ortaya alalım. Arıyı ortaya aldık ve ondan önce de
arka taraf bal polen arka taraf boş olunca ön tarafta da yavrulama olunca şu bölümde çerçeveleri rotasyona tabi tuttum. Havalar yine yağmurluydu. Rotasyona tabi tuttum. Rotasyon ne yaptım? Nasıl olsa arıların çerçevenin olduğu yer burası boştu. Burayı ön tarafa getirdim. Arının bir kısmını buraya aldım ve şöyle bir V şeklinde yaptım ki komple yayılsın. Üstüne de keki yaydım. Hem gece soğuklarından, ısıdan korunabilsin hem de üstten gıda alabilsin diye. Bu sefer de arı ne yaptı? Bu sefer de iki çerçevedeki arı ön tarafa doğru yığıldı. En sonunda. Yığılmayla birlikte yani yığılmadan önce de ana arının yumurta atmasını beklediğimiz ön tarafta bu sefer ön tarafa bal polen blokesi yaptı. Dolayısıyla ne oldu? Arının 3 çerçeve yani en baştaki çerçeve ve yatak olarak arının yumurtlama alanı yatağı olarak vermiş olduğum 3 çerçevede bal polen blokeli oldu ya da şuruplu polen blokeli oldu. O halde bıraktım havalar soğuyunca, havalar ısınmayınca, yağmur devam edince. Çünkü dışarıdan da bir şey gelmiyor. Polen de gelmiyor şu anda. Bal zaten bu mevsimde yok dışarıda. Açan sadece hardal çiçeği ve yabani meyve ağaçları var. Beyaz çiçekli olanlar. Onlardan da polen gelişi çok kıt. %10'luk bir polen gelişi var. Zaten hardal çiçeğinden de doğru dürüst polen getiremiyor. Şimdi ve sırlarını açarak da ballı çerçeveleri yedirmiştim bu aşamada. Şimdi yapacağım şey daha önce bunu 5 çerçeveye almıştık. 2 numara yani şuradaki çerçeveye bakacağım. Buradaki çerçeveye eğer burasının boş kabarmış vermiştim. Buradaki çerçeveye ana arı yumurta atmış mı atmamış mı onu kontrol edeceğim. Eğer ana arı yumurta atmadıysa üstündeki keklerin tamamını alacağım ki 3-4 gün sonra yağmurlar kesiliyor. Yağmurlar bitesiye kadar biraz gözlerden stoğu harcasın ve ana arıya yumurtlama atacak yer açsın. Çünkü getirdiği polenle birlikte mevcut yumurtlama alanının sağına ve soluna ana arı yani arılar kendisine yatak yapmıştı. Şimdi bakıyorum. Evet, buradaki ballar akmış. Var mı bir şey? Herhangi bir şey yok. Doğal olarak arı biraz saldırgan. Evet. Bakayım ne yapmış. Herhangi bir durum yok. Sadece polen koymuş. Polen var. Şimdi önemli olan şurası, şu bölüm. Bu bölüme yumurta atmış mı, atmamış mı? Arının esas yatağı bu. Arka taraf hala temizlenmeyle meşgul. Ön tarafta evet. Arı kendine yatak hazırlamış. Ana arının buraya yumurta atması için önce poleni döşemiş. Polenini düşmüş. Polenden sonra günlük yumurta var mı? Bakıyorum günlük yumurta yok. Henüz. Ama zaten yumurtlama alanı yeterince var arka tarafta. Burayı kendisine yatak olarak ayarlamış. Bu durumda şimdi benim yapacağım şey artık buna arı sol tarafa doğru yani buraya doğru sola doğru
gidecek gözüyle artık bakmıyorum. Yapacağım şey şu sıkıştırma tahtasını, içi strafor, üstü plastik, buraya getiriyorum. Sırlarını açtığım bambu polen olanları da sıkıştırmanın dışına koyuyorum. Arı şu bölümdeki bal polen blokesini açmış ve kullanmış. Şuradaki kovan dip tahtasına dökülen şurubun bir kısmı buradaki şurup arı. Bu şurubu aşağıya dökmüş. Şurupluğun altına dökmüş. Yani kendisine bir yumurtlama alanı açmış. Stok alanı değil, yumurtlama alanı açmış. Şimdi benim yapacağım şey bu kadar. Kalan kısım da arı. Devam etsin diye. Ve tam ortaya gelecek şekilde biraz daha sağa doğru hıza alarak kaydırıyorum kovan giriş deliğini ve sol tarafı kapatıyorum. Yani gideyim içeri, 3 delik bıraktım, 3 çerçeve, 3 delik yeter onlara. Arı biraz kendini toparlayacak bu vaziyette ve aynı zamanda bu havada görmüş olduk arının gücünü. Kovanı kapatıyorum. İçerideki stoğu kendine yeter ve böylece arkadaşlar görmüş olduk. Önceki senelerde de gördüm. 3 yıl boyunca hep aynı durumu görüyorum, tecrübe ediyorum. Hani 3 sene önce ocağın 15'inde yapmıştı. Geçen sene Ocak ayının ortalarından sonra yapmıştı. Evet, bu sene de Nisan ayına nasipmiş. Arının yumurta alanı açmak için petek gözündeki balı dağa taşa çalması. Eskiler buna balı dağa taşa çalması diyorlar. Petek gözündeki şurubu kovan dip tablasına püskürtmesi ve gözü komple boşaltması. Artık ya bu şurup bozuldu veya bu şuruba nemden dolayı istediği özellik yok. Ya da artık başka bir şey oldu. Bu şurubu ya da yumurtlama alanını açıyor. Artık bu şurupla işim yok diyor. Şimdi şurubun tadına bakacağım. Bir bozulma var mı? Nedir bu şurupta? Anormal olan bir şey mi var diye bakıyorum. Niye ağır attı? Herhangi bir şey yok. Balla beraber karışık şurup bu. Biraz sulu. Şurup. Bildiğiniz şurup. Herhangi bir tat bozulması vesaire herhangi bir şey yok. Evet. Evet. Bu normal bir şurup. Balla birlikte karışık. Herhangi bir bozulma yok. Arı bunu tamamen yumurtlama alanı kendisine açmak için açmış. Diğer yerlerdeki boş petek gözlerini arı kendisi yumurtlama olarak kabul etmemiş. Yumurtlama alanı olarak görmüyor. Kendi yumurtlama alanına yakın yere yumurtlama alanı açmış. Boş yumurtlama alanı açmış. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kovanı kapatıyorum.